kadını asırlar boyunca cesareti ve bilgeliğiyle siyasi tarihe yön verdi. Tomris Hatun, Buharık Hatun, İlbilge Hatun ve daha nicesi Türk Devleti'nin bekası için ellerinden geleni yaptılar. Selçuklu'nun kuruluşunda da bir Türk kadını önemli rol oynamıştı. Selçuklularda Hatun, hükümdarın devletin merkezinde olmadığı zamanlarda onu temsil eder, yönetimde eşini yalnız bırakmazdı. Hükümdarla beraber devlet işlerini yakından takip eder, önemli konularda görüşüne başvurulurdu. Tabii bu durum Selçuklu Devleti'nin kuruluş aşamasında da böyleydi. Tuğrul Bey'in eşi Altuncan Hatun aldığı doğru kararlar, yaptığı fedakarlıklar, devlet yönetimindeki bilgi ve yeteneğiyle adını tarihe devlet kurtaran kadın olarak yazdırdı. Türk siyasi tarihinin kilit isimlerinden biri olan Altuncan Hatun'un hikayesine başlamadan önce GZT'ye abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Altuncan Hatun'un Tuğrul Bey ile evlenmeden önceki hayatı hakkında çok az bilgiye sahibiz. Yalnızca onu daha önce Harezmşah'la evli olduğunu ancak eşinin kısa süre sonra vefat ettiğini, bu evliliğinden de Enuşirvan adında bir oğul olduğunu biliyoruz. Burada Harezmşah hakkında bir parantez açmak istiyorum çünkü bahsettiğim kişi yanlışlıkla Celaleddin Harezmşah zannedilebilir. Harezmşah tabiri İslam öncesi dönemden itibaren Harezm'e hakim olan vali, emir ve hükümdarlar için kullanılan bir ünvandı. Selçukluların kuruluş döneminde etkileşim içinde oldukları devletlerden biri de Harezmşahlardı. Bu siyasi ilişki ise Selçukluların Horasan'daki faaliyetleri arasındaki döneme rast geliyordu. 1030'da Gazneli Mahmud'un ölümü üzerine Harezmşah Altuntaş'ın oğlu Harun, Gazneli hükümdarı Mesud'a karşı isyan başlattı. Bunun için de Selçuklu kuvvetlerinden öncü birlik olarak yardım aldı. Ama Selçukluların eski düşmanı olan Cent hakimi Şahmelik, Gaznelilerin tarafını tuttu. Böylece takvimler Kasım 1034'ü gösterdiğinde Gaznelilerin gece baskını gerçekleşti ve Harezmşahlar bozguna uğradı. Bunun üzerine geri çekilen Harezmşahlar bir yıl sonra ordularını toplayıp hazırlıklara başladı. Yeniden harekete geçecek ve Selçuklulardan yardım alacaklardı. 1035'te Harezm'den 5-6 fersah uzaklıkta beklemekte olan Selçuklu ordusuyla buluşmak için yola çıkmaya hazırlanırlarken Gazneli Mesud bu durumdan haberdar oldu. Mesud bu durumu değerlendirdi ve Harezmşahların lideri Harun'a suikast düzenledi. 1035 yılında Harezmliler Harun'un kardeşi İsmail'i hükümdar olarak ilan ettilerse de İsmail'in bölgede hükmü kalmadı. Çünkü Gazneli Mesud buranın yönetimini Şahmeli'ye verdi. Daha sonra Harezm ülkesi Selçuklular tarafından alınarak idaresi Tuğrul Bey'in hizmetinde çalışan Amidülmülk Kündüri'ye verildi. Bu süreçte eşini kaybetmiş olan Altuncan Hatun'la Tuğrul Bey tanıştı. Tuğrul Bey hem güzel ahlaklı, hem siyasi anlamda son derece bilgili olan, hem de çok zeki olan Altuncan Hatun'la hayatını birleştirmek istedi. İzdivaç için aracı olarak Amidülmülk'ü Harezm ülkesine gönderdi. Karşı tarafın olumlu bakması sonucunda Tuğrul Bey ve Altuncan Hatun evlendiler. Evlilik tarihleri ise kaynaklarda kesin olarak belirtilmiyordu. O zamanlar kimse bu güçlü Türk kadınının devletin tarihini nasıl etkileyeceğinden habersizdi. Dönemin kaynaklarından Sıbt İbnül Cevzi'ye göre Altuncan Hatun çok dindar, aklın ve dinin hoş gördüğü belirli bir görüş ve niyet sahibiydi. Fakirlere pek çok sadaka verir ve çok yararlı, iyi işler yapardı. Tuğrul Bey eşini zaten çok seviyordu ama çalışkanlığı, siyasi ve kültürel hayattaki başarıları ona her geçen gün daha da hayran olmasını sağlıyordu. Altuncan Hatun, Tuğrul Bey'in en sevdiği eşi, yoldaşı ve hayat arkadaşı olduğu gibi devlet işlerinde de onun en büyük yardımcısı ve danışmanı olmuştu. Bu durum tıpkı Göktürk kitabelerinde hatırası yaşatılan İlteriş Kağan ve İlbilge Hatun çiftinin Göktürk Devleti ve Türk Milleti için yaptıklarına benziyordu. Tuğrul Bey ve Altuncan Hatun da Selçuklu Devleti ve Oğuz Türklüğü için son derece önemli isimlerdi. Tuğrul Bey'in hayatta en güvendiği ve sözüne itibar ettiği kimseler kardeşi Çağrı Bey ve eşi Altuncan Hatun oldu. Dönemin kaynakları bu durumu şöyle aktarıyordu. Tuğrul Bey birçok iş ve sorunlarda eşinin fikrini alır ve bunların çözümlerini kendisine bırakırdı. Altuncan Hatun'un Tuğrul Bey'in yanında bu kadar değerli olmasının sebebi vatan sevgisi, Türk milleti için gerekirse canını ortaya koyacak kadar cesur ve çalışkan olmasıydı. Hiç şüphesiz Altuncan Hatun bu vatan sevgisini Tuğrul Bey'e düzenlenen isyanda kanıtlamış, devlet için kendi oğlundan vazgeçerek hareket etmişti. Nasıl mı? İslam dünyasında fitnenin adresi olan Büveyhi Hanedanlığı'nın Bağdat garnizonu komutanı Selçuklu Devleti'ni karıştırmak ve zayıf düşürmek için İbrahim Yinal'la gizlice bir işbirliğine girişti. Tuğrul Bey aleyhine onunla mektuplaşıp Selçuklu ülkesine tek başına hakim olabilmesi için kendisine yardım edeceğini, bunu gerçekleştirebilmesi için de sultana karşı isyan etmesi gerektiğini söyledi. Bu desteği gören İbrahim Yinal fırsatı kaçırmamak için hemen harekete geçti tabii. Tuğrul Bey'e karşı büyük bir isyan düzenlemek ve Selçuklu tahtını ele geçirmek için çalışmalara başladı. İbrahim Yinal Hemedan'a doğru ilerlerken Tuğrul Bey de Nusaybin'de bulunuyordu. O da durumu öğrenir öğrenmez derhal Hemedan'a yöneldi.
İbrahim Yinal'ın kendisinden önce şehre gidip oradaki Türkmen obalarına hakim olup kendisine asker sağlaması ve şehirdeki sultanlık hazinelerini, mal ve silahları ele geçirmesi çok yüksek bir ihtimaldi ve risk büyüktü. Bu arada eşi Altuncan Hatun'la veziri Amidülmülk Kündiri, üvey oğlu Enuşirvan, yanından hiç ayırmadığı tabibi ve müneccimine haber gönderip kendisinin böyle bir harekata giriştiğini, onların da hemen Bağdat'a gitmelerini emretti. İbrahim Yinal, yanında az bir kuvvet bulunan Tuğrul Bey'i Hemedan önünde bozguna uğrattı. Hemedan Kalesi'ne sığınan Tuğrul Bey, Veziri Amidülmülk Kündiri ve eşi Altuncan Hatun'dan kendisine takviye birlikler göndermesini istedi. Altuncan Hatun, eşi Tuğrul Bey'in ve Selçuklu ordusunun zor durumda olduğunu öğrenince derhal harekete geçip gitmek istedi. Ama Abbasi halifesi, Selçuklu ordusunun Bağdat'tan ayrılması durumunda ülkenin savunmasız kalacağını, bu durumda başka isyanların yeniden bir tehdit unsuru oluşturacağını öne sürerek Altuncan Hatun'un gitmesine izin vermedi. Ayrıca Vezir Amidülmülk, Altuncan Hatun'a, kim bizi İbrahim Yinal tarafından kuşatılmış durumda olan Hemedan'a ulaştırabilir? Eğer İbrahim Yinal bizi yakalayacak olursa bu durum senin ve sultanın aleyhine son derece büyük bir zafiyet olur diyerek onu Hemedan'a gitme fikrinden vazgeçirdi. Ancak vezir bunu yaparken aynı zamanda farklı planlar içindeydi. Altuncan Hatun'u iki ateş arasında kalma korkusuyla durdurmaya çalışırken kendisi de Tuğrul Bey'in üvey oğlu Enuşirvan'ı gizliden gizliye Selçuklu tahtına geçmesi için ümitlendirip hazırlamaya başladı. Enuşirvan'ın tahta geçmesi konusunda halifeyle de konuştu. Halife, Amidülmülk'e bunun gizlenmesi gereken bir durum olduğunu söyledi. Bu sözlerinden halifenin de Amidülmülk'ün planına ses çıkarmadığı anlaşılıyordu. Peki vezir Amidülmülk'ün bu planı nasıl yorumlayabiliriz? İki ihtimal güçlü görünüyor. Birincisi, o İbrahim Yinal karşısında Hemedan'a kapanıp bütün kışı kuşatma altında geçiren Tuğrul Bey'in mağlup olacağından son derece emindi. İkincisi ise Abbas halifesiyle birlik olup Tuğrul Bey'in zor zamanlarından istifade ederek devletin dizginlerini ele geçirmek istiyor olabilirdi. İşte Tuğrul Bey'e kurulan bu pusuyu ilk fark eden kişi eşi Altuncan Hatun oldu. Ve tarihin gidişatını değiştirecek bir karar vererek oğlundan vazgeçmek uğruna devletin bekasını ve hükümdarı korudu. Önce veziri, sonra da kendi oğlunu yakalatıp tutuklatmak üzere harekete geçti. Ama karşı taraf Bağdat'ın batı kesimlerine kaçıp üzerinden geçtikleri Dicle Köprüsü'nü de parçalayıp tahrip ettiler. Böylece Altuncan Hatun'un kendilerine yetişmesini engellemeye çalışıyorlardı. Selçuklu Devleti'nin geleceği ve eşi Tuğrul Bey uğruna yapmayacağı bir şey olmayan Altuncan Hatun ise Bağdat'ta bulunan Oğuzları toplayıp buradaki mal ve silahları yağmaladıktan sonra ona oluşturduğu ordunun başında Hemedan'a doğru yola çıktı. Bu arada doğudan Çağrı Bey'in oğulları Kavurt, Yakuti ve Alparslan Tuğrul Bey'i, İbrahim Yinal'ın kardeşi Ertaş'ın oğulları Ahmet ve Mehmet ise kendi amcalarını desteklemek üzere gelmişlerdi. Birdenbire taht mücadelesinin kaderi değişti. Tuğrul Bey, başta Altuncan Hatun olmak üzere yardıma gelenlerin sayesinde İbrahim Yinal'ı mağlup etmeyi başardı. Onun uzun saltanatı boyunca karşılaştığı en tehlikeli olay bu şekilde atlatılmıştı. Altuncan Hatun, özoğlu Enuşirvan'ı Selçuklu tahtına geçmek için heveslendiği sebebiyle elleri bağlı bir şekilde reyde cezasını vermek adına eşi Tuğrul Bey'in yanına getirerek adaletli biçimde yargılanmasını istedi. Kim bilir, belki de Altuncan Hatun kendi şahsi çıkarlarını üstün tutarak Selçuklu tahtına oğlunu geçirseydi, bugün Selçuklu hanedanlığı yerine başka bir hanedanlıktan ve tamamen farklı bir Türk tarihinden bahsediyor olabilirdik. Devletin bekası için kendi öz oğlunu dahi cezalandırmaktan çekinmeyen Altuncan Hatun'un tedbirleri sayesinde Selçuklu Devleti'nin devamlılığı sağlandı. Devleti, vatanı, milleti kendi çıkar duygularından üstün tuttu ve devlet kurtaran kadın olarak adını tarihe yazdırdı. Altuncan Hatun bu süreçte hem Yinal ordusuyla savaşmış hem de Tuğrul Bey'in yardım çağrısını görmezden gelenlere karşı mücadele etmek zorunda kalmıştı. Nihayetinde devletin iktidarını kurtarmada başarılı oldu. Devlet idaresindeki diğer kişiler, devlet kadrosuna yeni kişilerin başa geçmesi için hazırlık yaparken Altuncan Hatun'un bu planlara müdahalesiyle hayalleri yerle bir olmuştu. Tüm bunlar Altuncan Hatun'u Tuğrul Bey'in nezdinde bir kat daha yüceltti. Altuncan Hatun 1060 yılının Aralık ayında vücudunda su birikmesi hastalığına yakalanarak Zencan'da vefat etti. Tuğrul Bey eşinin naaşını reye götürerek defnetti. Altuncan Hatun yaşayışıyla, davranışıyla, fikirleri ve faaliyetleriyle devleti her şeyin üstünde tutarak son derece önemli bir isim olarak tarihe geçti. Selçuklular için en kritik olan dönemlerde vermiş olduğu mücadele ve kahramanca davranışı sayesinde Türk devletinin geleceği için çırpındı. Büyük Selçukluların devletleşme süreci hemen hemen 100 yıllık bir serüveni kapsıyordu. Bu kuruluş sürecinde Selçuklular erkeğiyle, kadınıyla topyekün bir devlet kurma mücadelesi verdiler. Devlet kurulduktan sonra da kadın toplumun her alanında etkinliğini ve varlığını hissettirdi. Kimi zaman savaş alanında, kimi zaman rütbesiz asker olarak vatan savunmasında ve kimi zaman da bir komutan olarak ordunun başında yer aldı. Sosyal hayatta kadın hükümdarın eşi olarak aile, toplum ve devlet üzerindeki geniş yetkilere sahip olduğu gibi siyasi hayatta da etkin rol oynamıştı.
Hatun'u gerek hükümdar olmadığı zaman ülkenin savunmasında, gerek devlet idaresindeki etkin konumuyla görmek mümkündü. Nitekim İslamiyet öncesi yazıtlarda dahi yalnızca Kaan'ın adı geçmezdi. Bilge Kaan kitabesinde yer alan bir ifadeyle örneklendirmek gerekirse, Tanrı Türk milleti yok olmasın diye babam İlteriş Kaan'la anam İl Bilge Hatun'u yükseltti yazıyordu. Törenlerde ve ziyafetlerde Hatun hükümdarın yanında yer alır, siyasi idari konulardaki görüşleri dinlenir ve fikri sorulurdu. Selçuklu Devleti'nde de kadın hükümdarın yanında yer alarak fikri alınan, karar sahibi ve saygın bir kişi olmuştu. İslamiyet öncesi bu Türk geleneği İslamiyet'in kabulünden sonra da devam etti. Selçuklu Devleti'nin öncüsü ve ilk hükümdarı olan Tuğrul Bey ile birlikte bariz bir şekilde bu geleneklerin devam ettiği görülüyordu. Diğer taraftan her Selçuklu Hatun'un devlet idaresinde aynı yetkilere sahip olması imkansızdı. Çünkü bazı evlilikler siyasi olarak gerçekleştirilmişti. Selçuklu Hatunların hepsi hükümdarın yanında yer almaz, bazı hatunlara Selçuklu saraylarının dışında ikta olarak yer tahsis edilirdi. Vatana olan hassasiyeti ve siyasi yönüyle Altuncan Hatun ise Selçuklu tarihinin en önemli kadın figürlerinden biriydi ve yönetimde son derece etkindi. Bu yönüyle de hem Tuğrul Bey'in hem de devlet idaresinin takdirini kazanmıştı. Dönemin kaynaklarında bu durum şöyle aktarılmıştı. Kendisi kocası tarafından son derece sevilirdi ve saltanatın bütün işlerini bu kadın idare ederdi. Ne yazık ki bu cesur ve çalışkan Türk kadınının hikayesi günümüzde çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Yaşamı, davranışları, fikirleri, vatanperverliği ve Türk devletinin bölünmemesi için yaptığı fedakarlıklarla Altuncan Hatun'un hayatı hiç şüphesiz çok daha iyi okunmalı ve bilinmeli. Selçuklu'nun kuruluş aşaması ve Altuncan Hatun hakkında yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Selçuklularda Hatun, hükümdarın devletin merkezinde olmadığı zamanlarda onu temsil eder, yönetimde eşini yalnız bırakmazdı. Hükümdarla beraber devlet işlerini yakından takip eder, önemli konularda görüşüne başvurulurdu. Tabii bu durum Selçuklu Devleti'nin kuruluş aşamasında da böyleydi.